Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Oldukça önemli bir noktadayız. Hesapların isimleri ve hangi amaçla kullanıldığına değineceğim. Ama buraya nereden geldik, biz ne öğreniyoruz diye düşünen sevgili kardeşlerim varsa onlara da kısa bir özet geçelim. Dedik ki muhasebe varlık, sermaye, borç, gelir ve giderdeki artış ve azalışı kaydeder. Dur orada. Nasıl kaydedecek? Kayıt yapmak için hesaba ihtiyacım var ve aslında basitçe kayıt dediğimiz şey şu. Görmüş olduğunuz bu güzel kadın Bilge Beyaz, bu da onun mikro iktisat kitabı. Kayıt yaparken sevgili kardeşlerim aynen böyle bir defterimiz var. Ve açtım şurayı. Şurası defterin birinci sayfası. Dikkat! Şurası da birinci sayfa. Ben aklınıza gelecek her detay için bu defterden bir tam sayfa ayıracağım ve bunu hesaplamıştık. Buna göre diyelim ki ben şuraya kasa hesabı yazdım. Paradaki artış ve azalışları burada izleyeceğim. Geçtim efendim. Bir başka sayfaya geldim. Şuraya dedim ki atıyorum ticari mallar hesabı. Ticari maldaki artış ve azalışı buraya yazacağım. Geldim çok ilerledim şöyle şuraya. Dedim ki banka kredileri hesabı, bankaya olan borcu burada izleyeceğim. Velhasıl kelam her şeyi kaydettiğim bir defterim var. Bu defterin bir tam sayfasının adına hesap dedim. Ve ben hesabı şöyle göstermiştim. Şu bizim hesabımızdı. Şurası hesabın sol sayfasıydı. Burası da sağ sayfasıydı. Ve sayfanın ortasına da, şimdi bunu öğreneceğiz, hesapların isimleri yazılırdı. Bu isimler standarttır. Yeni bir hesap adı uydurmayacağız. Tek düzen hesap planında kullanılan hesaplar belli. Şimdi bunu öğrenmeye başlayacağız. Sol sayfaya muhasebede borç dendiğini, sağa da alacak dendiğini anlatmıştım. Buradaki borcun ödeme yükümlülüğü olmadığını, kayıt yapılan defterin sol sayfası, buradaki alacağında defterin sağ sayfası olduğunu söylemiştim. Her şeyi kaydettiğim bir defterim var. Bu defterin bir tam sayfasına hesap denir. Şimdi bu sayfalara verilen standart isimler nelerdir? Buna bakalım. Tek düzen hesap planı hesapları kaça ayırmıştı? 2. Bilanço hesapları 1. Gelir tablosu hesapları 2 idi. Bilanço hesapları da kendi içinde ikiye ayrılmıştı. Aktif ve pasif. Gelir tablosu hesapları da ikiye ayrılmıştı. Gider ve gelir. Nasıl ayırt ediyorduk? Bir hesaba sen aktif hesapsın diyebilmem için iki soru, iki de cevap arıyordum. Kime ait? İşletmeye. Ekonomik değer mi? Evet. Sermaye ya da borçla ilgili mi? Evet. O zaman sen pasif hesap olurdun. Şimdi en çok kullanılan aktif hesaplar, pasif hesaplar, gider ve gelir hesapları nelerdir? Yani sevgili arkadaşlarım, burada sayfalara verilen, bu hesap diye her bir sayfaya verilen standart isimler nelerdir? Bunu öğreneceğiz. Elimiz ayağımızdır. Burada anlatacağım kavramları lütfen çok hızlı ezberleyiniz. Başladık, buyursunlar. TL ya da yabancı para artar, azalır. Bunu kaydetmek zorundasın. Defterden bir tam sayfa ayır. O sayfanın standart ismi kasa. Hesap kodu da 100'dür. 100 kasa hesabında biz parayı takip edeceğiz. Devam. Alım satım yapılan şey. Faaliyet konun her neyse alım satım yapılan malları takip etmek için kullanılan hesap ticari mallar hesabıdır. Başka, ticari mal satışından doğan, dikkat, senetli alacak hakkı. Tanım önemli. Şart, ticari mal sattım. Şart, alacak hakkım senetli ise defterden bir sayfa ayır. O sayfaya vereceğin isim şu, alacak senetleri hesabıdır. Başka, mal ya da hizmet satışından doğan, senetsiz, diğer adı, kredili, diğer adı veresiye alacak hakkın varsa onu da 120 alıcılar hesabına yazman gerekir.
kayıt yapmak için hesaba ihtiyacım var. Hangi durumda hangi hesabı kullanırım? Bu önemliydi. Ben çalışırken şunu mutlaka yapmalıyım. Kasa hesabı dersen şu tanımı yapacaksın. Başka tanımı uydurma. Sana şu tanımı verirsem de hemen bu hesabı kullanmam gerekir diyeceksin. Hesapların tanımları, hesapların isimleri hemen ezberlensin lütfen. Devam. Çeke bağlı alacak hakkı dedim ve durdum. Dikkatini çekmiştir. Şimdilik 3 tane alacak hakkı var. Senetli, senetsiz ve çeke bağlı. Çeke bağlı alacak hakkını izlediğim hesabın adı da alınan çekler hesabıdır dedim. Başlığa döndüm. Bütün bunlar tür olarak nedir? Aktif hesaplardır. Aktif hesabın şartı neydi? A. İşletmeye ait. B. Ekonomik değerdi. Para kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer mi? Evet. Ticari mal kimin? İşletmenin. Ekonomik değer mi? Evet. Aktif hesaptır. Alacak parayı isteme hakkıdır. Bu hak kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet. Dolayısıyla bunların tamamı aktif hesaptır. Sınıflandırma niye önemli? Her hesap kafasına göre takılmıyor. Her hesabın ayrı bir kuralı yok. Aynı gruba girenler aynı kural etrafında çalışır. O yüzden kuraldan önce şunu öğrenmem lazım. Hangi hesaplar aktiftir? İsimleri nelerdir? Devam edelim lütfen. Bankadaki para artar ya da azalır. Kaydı da takibi de zorunludur. Bu defterden bir tam sayfayı buna ayırdım. Şuraya gelip bankalar hesabı yazarsam bankadaki para artar ve azalır. Ben bu hesapta takip edeceğim. Başka? İşletme adına kayıtlı motorlu taşıtlarım var. Bunları artar ya da azalır. Kaydetmem gerekir. Defterden bir tam sayfa ayırdım. Adı taşıtlar hesabı oldu. Devam. İşletme adına kayıtlı konut, iş yeri gibi gayrimenkuller var. Alım ve satım yoluyla bunlar artar ya da azalır. Kaydı gerekir. Bunlar izlediğim hesap binalar hesabıdır. Başka, idari faaliyette kullanılan mobilya varsa, bilgisayar varsa, örneğin klima varsa, bunlar arkadaşlar demirbaş diye adlandırılır. Demirbaşlar hesabına yazıldı. Dikkat et, üretim işletmesi ise, imalat yapıyorsan ve üretim esnasında kullandığın araç, gereç, ekipman varsa bunun adı da tesis, makine ve cihazlar hesabı olur. Ve son olarak bunu çok sonra anlatacağım ama ön bilgi olarak açacağım. Geçici yatırım amacıyla hisse senedini aldın. Bunu da bir hesapta izlemen gerekir. Onun adı da hisse senetleri hesabıdır. Şimdi burada kavram olarak şunu bir hemen hızlıca açalım. Geçici yatırım ne demektir? Bakın, bir anonim şirketin çıkardığı hisse senedini alırsam ben o anonim şirkete ortak oldum demektir. Ama insanlar, yatırımcılar bir anonim şirketin hisse senedini aldığında kafalarında iki şey vardır. Bir, bizdeki durum genellikle düşük bir bedelle hisse senedini al, fiyat iki gün sonra değişti, hemen sat. Bu geçici yatırımdır. İki, hisse senedini aldım, bekliyorum. O şirket kar edecek, çok da kar edeceğini düşünüyorum. Kardan bana pay versin. Hisseyi aldım, bekliyorum. Yönetime gireceğim. Hisse toplamaya devam ediyorum. Çoğunluğu ele geçireceğim. Buna yatırım amacı denir. Velhasılı amacım geçici yatırımsa, yani hisseyi bugün aldım, aynı gün 2 kuruş fazla veren bir saf bulursam hemen satacağım. Buna geçici yatırım denir. Bu amaçla menkul kıymeti aldığımda, bu amaçla hisse senedini aldığımda bunu da hisse senetleri hesabına kaydetmem gerekir. Şimdi öğrenmeye çalıştığım şey,
hesapların isimleri ve hangi amaçla kullanıldığıydı. Bunların tamamı aktif hesaptır. Başlangıç düzeyinde kullanacağım temel aktif hesaplar bunlar. Bunlara epeyce bir hesap ilave edeceğiz. Ama şunu lütfen tekrar uyarıyorum, çok iyi yapınız. Bu tanımı görürsen bu hesabı söyle. Sana bu hesabı ne işe yarar diye sorduğumda da şu tanımı lütfen yapabilir ol. Bunlar, tekrar söylüyorum, elimiz ayağımızdır. Soruları çözerken sürekli dönüp bu sayfalara bakmak istemiyorsanız bunu bir an önce ezberleyiniz. Tamam aktif hesaptı. Ne demekti? Bu hesaplarda takip edilen unsurların hepsi kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet, bunların tamamı aktif hesaptır. Birazdan göreceğiz ki aynı çalışma kuralı ile de bunlar ilerler. Devam edelim efendim. Şimdi aktif hesapların özelliklerine. Şimdi aktif hesaplarda 4 temel özellik var. Ben her şeyi şöyle bir deftere kaydediyordum. Peki geldim şuraya. Dedim ki kasa hesabı. Ben bu iki sayfada neyi takip edeceğim? TL ya da yabancı paradaki 1 artışı 2 azalış. Niye iki sayfa var? Kurala göre sayfalardan birinin artışı, diğerinin azalışı yazacağım. Muhasebeyi bulan vatandaş demiş ki ben buldum, kural benden. Aktif hesaplarda kural 1. İlk defa sayı yazacaksın. Yani hesabı açacaksan bunu sol sayfaya yaz. 2. Dikkat, şu anda bizim için bu önemli. Aktif hesapta artış olursa bunu sol, yani borç tarafa yaz. Azalış olursa da alacak tarafa yaz. Aktif hesapta artışlar borca, azalışlar alacağa yazılır. 3. Aktif bir hesap eğer kalan verirse borç kalanı verir. Ve 4. Kapanış işlemlerini göreceğiz. Bir hesabı kapatmak için borç toplamıyla alacak toplamını eşitlemek gerekirdi. Aktif hesapları kapatırken de alacaklandırmam gerekir. Bakınız, gözünüzü kapattığınızda lütfen şu şekil gözünüzün önüne gelsin. Etrafa Hanım, sen kapatma gözünü, sen bana bak. Eğer bir... Kapatma, aman diyeyim. Beni çok ciddi anla, her söylediğimi dinleme. Aktif bir hesap söz konusu ise kural artışları sola, azalışı sağa yazacağım. Şimdi dedim ki kasa hesabı aktif bir hesaptır. Param artarsa hemen defterden kasayı bul, sol sayfaya yaz. Param azalırsa aynı defterden kasayı bul, bu sefer sağ sayfaya yaz. Dedim ki bankalar hesabı aktif bir hesaptır. Şimdi sorumu iyi düşünerek yüksek sesle cevap verin lütfen. Bankaya para yatırsam bankadaki param ne olur? Artar. Peki bankalar hesabı aktif bir hesap mıydı? Evet. Artışı hesabın neresine yazacağız? Soluna. Bankadan para çekersem bankadaki param azalır. O zaman defterden bankaları bul, sağına yaz. Başka? Bu defter hikayesi gözünün önünden gitmesin lütfen. Her şeyi kaydettiğim böyle bir defterim var. Ve bu defterin her bir sayfası da hesaptı. Ticari mallar hesabı nasıl bir hesaptır? Aktif. Neden? Kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet. Söyle bana, ticari mal alsam, ticari mal artar. Ticari mallar hesabını neresine yazacağım? Sol sayfaya. Ticari malı sattım, azaldı. Ticari mallar hesabını neresine yaz? Sağ sayfaya. Bütün aktif hesaplarda kuralı unutmadım. Artışı sola, azalışı sağa yazmam gerekir. Taşıtlar hesabı. Bir motorlu taşıtım varsa bu hesabı kullanıyordum. Taşıtlardan biri kaza sonucu kullanılmaz hale geldi. Taşıtta azalış var. Aktif hesap olduğuna göre kaza sonucu taşıt kullanılmaz hale gelirse bunu taşıtlar hesabının sağına yazmam gerekir. Aktif hesaplarda kural net. Başlangıç kuralım lütfen şu,
2 numarayı aklına yaz. Artışlar borca, azalışlar alacağı yazılır. Diğer kuralları zaman içerisinde göreceğiz. İlerleyen videolarda göreceğiz. Şimdilik başlangıç kuralım bu. Ne öğrendim? Hangi hesaplar aktiftir? Nasıl ayırt edeceğim? Buraya kadar gördüğüm aktif hesapların tanımları ve şu kuralı asla unutmadım. Artışlar borca, azalışlar alacak tarafa yazıldı. Şimdi bir sonraki videomuzda arkadaşlar benzer şekilde ama farklı bir hesap grubuna bakacağız. Pasif hesaplar hangileridir ve çalışma kuralları nedir? Bunlar üzerinden de yavaş yavaş artık muhasebe kayıtlarına bağlayacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.